Hırsız minik köpeği görünce yanına yaklaştı. Sanki mal gibi ensesinden tuttu, çalıp kaçırdı. Sahibi bir yandan o vicdansız hırsızı arıyor. Bir yandan da evladı gibi sevdiği köpeğine kavuşacağı günü bekliyor. Sütlü, ne yapıyorsun sen? Direkt kaldırıyor, boynundan böyle kaldırıyor, götürüyor direkt. Bu bir vicdansızlık, az bile gelebilir. Bizim evladımız gibi de. Çok üzgünüz. Hırsız Pomeranyan bu cinsi sütlüyü kucakladı, çalıp kayıplara karıştı. Sütlüyle herkes ilgilenir, yani herkes çok sever yani. İda ve Sütlü 2 yıldır Etiler'de Efe Kürşat Doğan'la birlikte yaşıyordu. Sadece onun değil, iş yerindeki tüm çalışanların göz bebeğiydi. Kafemizin bir maskotuydu. İda da Sütlü de ikisi de bizim evladımız gibiydi. Yani şu anda evladımızın birini kaybettik. İda ile bütün gün burada oyun oynarlardı. O gün şans eseri İda içerideymiş. Belki dışarıda olsa o da gidecekti. Sahipleri Pomeranyan bu cinsi Sütlü'ye açılmak üzere olan bir kafede bakıyordu Sütlü. Çalışanların bir anlık dalgınlığından istifade ederek bu bahçeye çıktı. Tam bu noktada oynuyordu. Hırsız onu karşı kaldırımdan gördü, koşarak Sütlü'nün yanına geldi ve ensesinden tutarak çaldı. Hayvan tam içeri giriyor, içeriye kadar, yani güvenli bölgeye kadar giriyor. Hayvanı çağırıyor. Pomeranyan bol cinsi köpekler 5 ile 30 bin lira arasında alıcı buluyordu. Yani hırsız ona bir canlı değil, satabileceği mal olarak bakmıştı. Hop. Satın almadık. Bir arkadaşımızın hayvanı doğum yaptı. Bir yavruyu sahiplendik. Bunları parayla satıyorlar. Ama şu andaki maddi değeri 25-30 bin TL arası bir şey olabilir. Bizim için manevi değeri tabii ki ölçülemez. Efe Kürşat Doğan hırsızın peşine düştü. Tüm dükkanları gezdi. Güvenlik kameralarını topladı. Adım adım takip etti. Biraz ilerledikten sonra da sırtındaki çantasına, poşetin içerisine koyuyor. Yani. Burada o kadar insan onu takip ediyor. Herkes işini gücünü bıraktı. Kafayı açmıyoruz bile. Yani onu bulmaya çalışıyoruz. Tek istekleri evlatları gibi sevdikleri Sütlü'ye bir an önce yeniden kavuşmak. Yakala. Köpeğimizi getirsin, başka bir şey istemiyoruz.